Sevgili izleyicilerim, Sait Bey bulmuşken hemen bırakmıyoruz ve gündemin sıcak konusu ekonomiyi konuşuyoruz. Şimdi yılbaşını geçtik. Bugün evet. Aşağı yukarı 2 hafta oldu. Dediler ki ben işte yılbaşında dolar 10 lira olur. İşte evet. Faiz şu kadar olur, borsa bu kadar olur dediler ama hiçbiri olmadı. Yani dün Merkez Bankası'nın açıkladığına göre yine bir faiz indirimine gittiler. Evet. Borsa rekor kırdı. Dolar yine 5 küsür seviyelerinde. Şimdi Türkiye'ye geçtiğimiz 2019 Ağustos ayında yapılan dış güçlerin ekonomik müdahalesinin neticesinde yine bu AK Parti hükümetlerinin ürettikleri politikalar, ekonomik politikalar neticesinde olan bir hadise değil. Bu ekonomideki dalgalanma. 2019 yılında AK Parti hükümetine devirmek adına veya yıpratmak adına dış güçler tarafından dolar manipülasyonu neticesinde Türkiye'deki bir ekonomik dalgalanma oldu. Bu ekonomik dalgalanmada hedef gerçekten doların 10 liraya çıkması, markın 15 liraya, euronun 15 liraya çıkması, markın doların 10 liraya çıkması ve ekonominin tepe taklak olması. Ama alınan ciddi tedbirler 2019 yılından 2018 ve 2019'dan alınan tedbirlerin neticesinde, ya bu arada düzeltmek istiyorum, 2018 Ağustos ayıydı, o 2019 değil, 2018 Ağustos ayıydı. 2018 Ağustos ayından bugüne kadar yaşadığımız bu süreçte hükümetin aldığı ekonomik tedbirler neticesinde bugün işte o biraz önce bahsettiğiniz doların 5.70-5.80 bandında, 5.70-5.90 bandında sabitlenmesi, borsanın rekor kırarak 120 bine kadar, 121 bin en son 124 bine kadar çıkmış olması ve faizlerin ciddi manada yani daha dün 0.75 puan daha düştü, 11.25'e düştü, %24'ten 11.25'i gördük. Yani konu, 13 konu yuvarlak hesap düştü, evet. Yuvarlak hesap 13 puan düştü, %24'ten %11'e 13 puan bir yıl gibi kısa bir sürede. Bir yıl gibi kısa bir sürede tabii bu gerçekten ekonominin düzelmesi anlamında sanayinin efendime söyleyeyim rahat nefes alması, kredi kullanma ve bunun neticesinde üretimle beraber istihdamın da artması neticesinde ekonomide ciddi manada bir toparlanma ve düzelme oldu. Ama tekrar etmekte fayda görüyorum. Yani bu yaşanan dalgalanma AK Parti'nin ürettiği yanlış politikalar neticesinde olan şeyler değil. Tamamen dış güçlerin müdahalesi neticesinde dış güçler müdahalesinin neticesinde oluşan bir durum. Şimdi dış güçlerin müdahalesini zaten halkımız biliyor. Yani o Soros'lar olsun, evet. Başka güçler olsun değil mi? O manipülasyon hareketleri. Evet. Bir de içeride maalesef Türkiye'nin maalesef iç piyasasında ülkenin enflasyonun yükselmemesi adına yapılması gereken hükümet üzerine düşeni yapıyor ama sanayicinin iç piyasayı domine eden özellikle gıda sektöründeki üreticiler maalesef hükümete yeteri kadar destek vermediler. Bunun neticesinde de enflasyonda bir süre yükselen bir trend gördük. Halbuki bizim insanımız, iç piyasayı domine eden sanayicimiz, üreticimiz biraz daha duyarlı davranmış olsaydı, ürünlerinde ciddi manada yüksek zamlar yapmamış olsalardı, bugün biz bu enflasyonu bu kadar yüksek olarak görmezdik. %24'lerde, %25'lerde enflasyon görmezdik. Bugün gerçi %11'leri, yıl sonunu %11.85'le kapattık. %12'nin de aşağısına düştü. Hedef %12'ydi. Hedef tutturuldu ve aşağısına birkaç puan da aşağıda yakaladık. Ama bu enflasyonun bu senenin sonunda tek hanelere düşeceği ve 2022 yılında da %4'ler, %5'ler seviyesine inmesi bekleniyor. Evet. Tabii bunu konuşurken ezbere konuşulmuyor bu. Yani alınan kararlar, üretilen tedbirler neticesinde bunlar bu kanaate varıyorlar. Zaten dünyanın birçok ekonomi kuruluşu, birçok kuruluşları, puanlama kuruluşları, ülkelerin puanlarını tutan puanlama kuruluşları ülkedeki ekonominin ciddi manada düzeldiğini ve yıl sonu yani 2019 yılını %3-%4 bandında bir büyümeyle kapatacağımızı düşünüyoruz. Burada problemimiz cari açık. Cari açığın da en büyük sebebi, geçmiş programlarda da konuştuk sizlerle.
En büyük sebebi enerji. Enerji aşığımız. Biz petrol üreten bir ülke olmamamız hasebiyle biz enerjimizin büyük bir kısmını dışarıdan alıyoruz. Doğal gazımızı dışarıdan alıyoruz, petrolümüzü dışarıdan alıyoruz. Elektriğin büyük bir kısmını ülkemize üretmemize rağmen gelişen sanayimizde paralel olarak dışarıdan elektrik satın aldığımız oluyor. Yani biz eğer gerçek manada bu enerjiyle ilgili problemimizi çözersek bizim büyümemiz, gelişmemiz çok daha hızlı, çok daha farklı bir noktada oluruz. İşte bu zaten her şey birbiriyle ilintili. Doğu Akdeniz'de şu anda verilen mücadelenin yapılan adeta üstü kapalı savaşında sebebi bu. Yani bu arada biz kendi kendimize Türk akımını açtık. Türk akımının bize faydası şöyle olur. Türk akımı biz doğal gazı, Rusya'nın doğal gazını üzerimizden Avrupa'ya taşıyacağız. Tamam, bedeli var ama değil mi? Tabii, bunun taşıma bedeli var. Artı bir de bizim hiçbir zaman şeyle ilgili bir problemimiz olmayacak. Yani gaz akışıyla ilgili bir problemimiz olmayacak. Bir de bunun kirası, nakliyesi, şusu busu düştüğü zaman çok ucuza bir maliyetle, çok ucuza bir fiyatla biz doğal gaz alacağız. Ama yine sonuçta ödeme yapacağız. Yani yine biz dışa bağımlı şeyde, enerjide dışa bağımlı bir durumdayız maalesef. Ama Türkiye'ye bunun faydası var mı? Var. Mesela TANAP'ı Azerbaycan'la beraber yaptık. Yani sadece bir boru hattı değil. Şu anda Türkiye'nin üzerinden geçen birkaç tane boru hattı var. Mesela 30-40 yıldır devam eden açılmış olan Petro boru hattı var. Bak yani önce derler ya, Petro boru hattı. Köprü derler ya. Aynen doğru. Yani şu an bakıyorsun Orta Doğu'dan da bazı ülkeler, ismini vermeyeceğim, ben konuşmak istemiyorum. Onlar da borularını bizim buradan geçirmek istiyorlar Avrupa'ya doğru. Değil mi? Evet. Mesela yani İsrail falan. Güçleri yetmez buna. Yani bizim ülkemiz şimdi öyle jeopolitik bir konumdayız ki Avrupa'ya bir şey taşıyacaksanız bizim hava sahamızı kullanmak zorundasınız. Avrupa'ya bir şey taşıyacaksanız ve maliyeti düşük bir işlem yapmak gibi bir mecburiyetiniz varsa bizim kara sularımızı kullanmak zorundasınız. Yani biz müsaade etmezsek kesinlikle bu noktada Akdeniz'de ve jeopolitik konumuz itibariyle hiçbir ülke bizim üzerimizden bir şey, bizle anlaşamadığı müddetçe enerjiyle ilgili hiçbir proje hayata geçmez. Geçmez. Zaten bize bu kadar saldırmalarınız, içimizi bu kadar karıştırmaya çalışmalarının sebebi bu zaten. Yani ülkemizi istikrarsız veya düşük profilli yöneticiler vasıtası, yöneticileri iktidara getirerek onlar üzerinden işte bu yapamadıklarını yaptırmak istiyorlar. Güçlü bir hükümet, güçlü bir lider istemiyor. Mesela Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir lideri istemez dış güçler. Neden? Çünkü kendi ülkesine, kendi vatandaşına, kendi devletinin lehine çalışmalar yapacak, projeler üretecek lideri Batı istemez. Zayıf hükümetler ister, söz dinleyen, itaat eden hükümetler isterler. Bugün Tayyip Erdoğan'a düşman göstermelerinin, olmadığı halde diktatör gibi göstermelerinin o çaba içinde olmanın sebebi bu. Evet. Yani 15 Temmuz'da sürekli hepimiz konuşuyoruz. Emin olun 15 Temmuz'un tek sebebi, yani en büyük sebebi, başka sebepler de mutlaka vardır. 15 Temmuz'un en büyük sebebi Doğu Akdeniz. Doğu Akdeniz'deki petrol yatakları. Evet. Kim ne derse desin. Diğer ülkeleri istikrarsız hale getirdiler. Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin. Bizim ülkemizde istikrarsız hale getirerek Türkiye'nin buradan pay sahibi olmasını engellemek istedim. Hani derler ya. Yani başka sebepler mutlaka vardı 15 Temmuz'la ilgili de. Sahip Bey hani böyle klişe bir sözcük var, hani doğru sözcük. Hani herkesin bir hesabı vardır ama Allah'ın da bir hesabı. Allah'ın hesabı var. Allah-u Teala bu milletimize, bu milletimizin geçmişte yaptığı, Allah'ın dinine yaptığı hizmetten dolayı Cenab-ı Allah'ın yanında hala bir kıymeti olduğunu düşünüyorum. O yüzden böyle her bir şeyin kenarına, ülke uçurumun kenarına geldiği zaman Cenab-ı Allah bir insan gönderiyor. O insan vasıtasıyla yine düze çıkıyoruz. Güzellikler yaşıyoruz. Ülkemiz, cennet ülkemizde güzel bir hayat yaşıyoruz. Cenab-ı Allah daim etsin. Amin. Amin diyelim. Şimdi bunu amin diyelim. Başka da bir şey demeyelim. Ama tekrar söylüyoruz. Bu kadar kavganın, gürültünün tek sebebi var. Ekonomi. Evet. Herkes bu pastadan kendi ülkesi için daha fazla pay almak istiyor. Kendi vatandaşının konforunu arttırmak istiyor. Onlar bunu yaparken tabii ki Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve onun uygulayıcısı olan, devletin yöneticisi olan mevcut hükümet de aynı
politikaları kendi ülkesi adına uygulamaya çalışıyor. Yani bu kadar basit, net ve kararlı bir durum. Evet. Gayet doğal bir durum. Yani evet. Ülkenin, bir ülke liderinin kendi ülkesi için mücadele etmesi çok doğal. Kendi vatandaşının konforunu arttırmak için mücadele etmesi gayet doğal. Diğer ülkelerde olduğu gibi. Ama tabii şimdi bir sen kendi halkını düşürürken o diğer mazlum milletleri de böyle yoksulluk, sefalet, açlıkla bırakamazsın. O da ayrı biz zaten onu yapıyoruz. Değil mi? Şu anda 5 milyon kadar Suriyeli resmi olarak, 3,5 milyon fiili olarak 5 milyon Suriyeli'ye zaten biz bakıyoruz. Devlet olarak bakıyoruz. Kendi ülkelerine bulamadıkları konfor şu anda Türkiye'de yaşıyor Suriye'de. Şimdi Türkiye hani baba ocağı mı derler, Osmanlı mekanı olduğu için aynen, Afganistan'dan gelenler, evet. Pakistan'dan gelenler, Azerbaycan'dan gelenler, Kırım'dan gelenler, Saraybosna'dan gelenler, Kıbrıs'tan gelenler, Suriye'den gelenler, dünyanın her yerinden işte bu insanlara sahip çıkmanın için burada yani. Evet. Bu insanlara, bu mazlumlara veya ihtiyacı olan insanlara sahip çıkmanın yolu nereden geçiyor? Siz güçlü bir ülke olmak zorundasınız. Biraz daha zenginleşmiş, biraz daha ekonomisi düzenlenmiş, düzelmiş bir şimdi toplum olmak zorundasınız. Geleceğin iki süper devleti var dedi geçen bir arkadaşımız. Dedi ki biri Türkiye, biri Çin. Evet. Evet. Çin şu anda dünyanın süper gücü zaten. Onu söylemeye gerek yok. Türkiye'de işte geleceğin, bu... Evet. Yani iki devlet kalacak dedi. Biri Türkiye, biri Çin. Türkiye'nin evet. Bu noktadaki, Türkiye'nin bu yoldaki alacağı kat edeceği mesafe tamamen işte enerji problemini çözmesine bağlı. Her şey dönüyor dolaşıyor enerjiye. Evet. Eğer biz zaten enerji problemimizi öyle veya böyle bir şekilde çözersek ve bunu bütçeye olan yükünü azaltırsak artacak olan efendime söyleyeyim ekonomide elinizdeki mevcut parayı yatırıma döndürdüğünüz zaman üretime dönük fabrikalar kurduğunuz zaman istihdam probleminiz ortadan kalkar.